Ben 59. maddenin gereğini bu şekilde yerine getireceğim. Ayrıca Sayın Destici, 60. maddeye göre başkandan söz almadan hiç kimse konuşamaz. Bu iç tüzüğün gereğidir. Şu anda bu meclis bir iç tüzüğe göre işliyor ve bu iç tüzük de aynı zamanda anayasaya uygun bir şekilde yapılmıştır. Anayasa ve iç tüzük hükümlerine göre yönetme yükümlülüğüm ve görevim vardır. O nedenle söz taleplerini şimdi alacağım. Söz talep eden grubu bulunmayan parti mensuplarına kürsüden 5'er dakika süreyle söz vereceğim. Biraz önce grup başkanı ve başkan vekilleriyle yaptığım görüşmelerde diğer grubu bulunmayan parti mensuplarına 59'a göre söz vermenin iç tüzük gereği, iç tüzük uyarınca doğru olmayacağı görüşü iletildi. Ben de istişarelerde bulundum. Evet, bunun bir iç tüzük ihlali olacağı ortada. Dolayısıyla sizlere 59'a göre değil, yerinizden 60'a göre söz vermem gerekiyor. Evet, oturma sırasına göre Sayın Ertan Baş, buyurun. Teşekkür ediyorum değerli başkan. Bakın, bir dakika durun. Sayın milletvekilleri, başkanlık divanına hakaret suçtur. Başkanlık divanına hakaret suçtur. Farkı, siz burada başkanlık divanına hakaret etmekle anayasaya, iç tüzüğe ve meclise hakaret ediyorsunuz. Lütfen yerinize oturun. Size ceza vermek zorunda kalırım. Buyurun. Zorundayım. Evet. Şu anda bir disiplin suçu işlenmektedir. Kendisini susmanız gerekiyor. Birleşime 5 dakika ara veriyorum ve kendisinin salondan çıkarılmasını idare amirlerinden istiyorum.